yönetimimizin çok gayreti olmuştu. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba da 20'nin üzerinde milletvekiliyle birlikte şeker fabrikalarının satışını protesto etmek için bütün Türkiye'yi gezdiler. Ve daha sonra CHP'nin yola çıkan otobüsü Şeker İttifakı'na dönüştü. Biliyorsunuz Şeker İttifakı Millet İttifakı'ndan da Cumhur İttifakı'ndan da eski bir ittifaktır. Şeker İttifakı ilk kez İYİ Partilileri, CHP'lileri, Saadet Partilileri bir araya getiren ve orada Adalet ve Kalkınma Partisi'ne itiraz eden herkesi, hatta bazı şehirlerde MHP'lileri dahi içine almış olan önemli bir ittifaktı. 14 şeker fabrikası gözümüzün içine baka baka kar ede ede satıldı. Bunlardan bir tanesi de Burdur'daki şeker fabrikamızdı. Daha sonra bunların 10'u el değiştirdi, 4'ü el değiştiremedi yükümlülüklerini yerine getiremeyenler yüzünden. Burdur'da bu açıdan bir şansı yaşadı. Biz şeker fabrikalarının Cumhuriyet tarihi açısından önemini hepimiz biliyoruz, hep anlattık. Ama Burdur için, Burdur'un sanayisi için, küçük esnafı için ve hayvancılık için önemini de burada çok anlatıldı, hep duyduk, hep öğrendik. Ama Burdur Şeker Fabrikası'nın satışı, para ödenmediği için devredilemeyişi, örneğin Burdur milletvekillerinin Cumhurbaşkanı'ndan 3 kez süre uzatımı istemeleri ve o sırada yaşananlar ve bu sene yaşanan tam bir laboratuvar gibi. Bakın, Burdur Şeker Fabrikası polarizasyonu en yüksek şekeri üreten şeker fabrikası, en kaliteli. Tek başına bıraksanız da acayip kârlı bir şeker fabrikası. Toplamın içinde değerlendiriyorlar, zarar oluyor falan, çalışamayan, çalıştırılmayan yerlerle. Burdur Şeker Fabrikası son derece kârlı, son derece başarılı bir fabrika. Özelleştirme söylentileri başladığından itibaren düşüşe geçiyor. Normalde yılda 600 bin ton şeker pancarı işlerken o tartışmalar sırasında 400 bin ton şeker pancarı işleyebiliyor. Sebep? Millet ürküyor. Devletin garantisi yok. Pancarı üretirim de yağ almazsa, alır da paramı vermezse, dışarıdan ithal ederse. Bilemezsiniz ki nereden ucuz buldu, oradan aldı şekeri. Bir bakıyorsunuz Suriye'den zeytinyağı geliyor, Ayvalık'taki zeytin üreticisini vuruyor. İnsanlar korktular ve devletin güvencesi ortadan kalktığı için şeker üretimi, şeker pancarı üretiminin azlığından dolayı o kaoslu günlerde 400 bin tona düşmüş. Bakın, verimsizdi ya, kötü yönetiliyordu ya, daha iyi olacaktı ya. 400 bin tona düşüyor şeker fabrikası tedirginlikle. Ama satış iptal oluyor. Bu senenin devlette olacağı belli oluyor. Öyle olunca, ha eskisi gibi, demek ki köylü şeker fabrikasının devletin, kamunun olmasına güveniyor ve bunu önemsiyor. Bu sene 817 bin ton alım, 705 bin ton işlenmiş ve rekor. 92 bin ton şeker üretmiş bu fabrika. Kendi tarihi rekorunu kırmış. Kimin elinde? Devletin elinde. Tedirginlik yok, satılmadı, el değiştirmeyecek. Tıkır tıkır çalışıyor ve Türkiye'nin en güzel şekerini, en billur şekerini, polarizasyonu en yüksek şekerini rekor kırarak üretmişler. E şimdi bu vakitten sonra Burdur'daki bütün AK Partililere söyleyeyim. Aynı hatayı bir daha tekrarlamaya gerek var mı? Yeniden özelleştirme söylentilerine gerek var mı? Ne kadar yanlış bir iş olduğu ortaya çıktı. Gelin bu şeker fabrikası Burdur'un malı, Burdurlularda kalsın, Türkiye'de kalsın ve doğru bir şekilde işletilmeye devam etsin. Burdur için bir önemi de hayvancılık, küspe üretiyor burası. Ve kuraklık var. Dolar yüksek. Yani yemin, yeme ihtiyaç var ve yemin maliyeti her gün artıyor, her gün artıyor. Böyle olunca şeker fabrikasının ürettiği küspe ve bu fiyattan halka veriliyor olması Burdur'daki hayvancılık açısından çok önemli. Biz Burdur deyince 1100 ton süt üretilen devasa bir tarım işletmesini görüyoruz ve bu çok son derece önemli. Ama hep bildiğimiz bir şey var. Bütün Türkiye'de de bir denklem söylenir. Burada da arkadaşlarımız hep ifade ediyorlar. Eğer siz 1 litre sütü sattığınızda 1,5 kilo yem alamıyorsanız artık süt hayvancılığı kârlı değil, sürdürülebilir değil. Şimdi bu sene Burdur'da mevsimsel bir kuraklık yaşanıyor. Yani hayvanların yem dışında beslenmeleri olanaksız ve yemle beslenecekler.
bu sefer bu denklem çok daha önemli hale geliyor. Ve dolar da aldı başını gitti. %70 yemin içerisindekiler %70 parasal olarak dövize bağlı dışarıdan gelen mineraller, elementler, kimyasallar olduğu için bir bakıyorsunuz bu sefer yemin fiyatı fırlıyor gidiyor ve insanlar şu zor hesabın içine sıkıştılar. 160 lirayı geçmiş 50 kiloluk yemin fiyatı. Kiloya böldüğünüzde 3.2 lira. 1,5 kilosunu almak için 4.8 lira. Sütün 4.8 lira olması lazım ki hayvana yem yedirip süt sağıp para kazanabilirsiniz. Altı kurtarmıyor. Bugün süt 2.8 desteklemeyle ki çok geç ödeniyor. Çok tepkileri hep duyuyoruz. Mecliste de gündeme getiriyoruz. 2.9 lira. Şimdi 2.9 liraya satacağınız şeyi, ürünü 4.8 liralık yemle karşılamaya çalıştığınızda bu iş olmaz. Bunun imkanı, mümkünatı yok. Peki bunun sonucunda ne olur? Bunun sonucunda süt hayvanları kesime gider. Süt hayvanları kesime gidiyorsa ülke açısından çok kötüdür. Hem hayvancılık için riskli. Bakmayın şimdi Covid'den dolayı talep %20 azalmış durumda, yoksullaşmadan dolayı, ama hayvanların yerine yenisi konulamadığı için, bunlar besi hayvanı değil süt hayvanı, kurtulmak için kestiriyor, borcunu ödemek için kestiriyor. Çünkü 4.8 lira yiyor, 2.9 lira veriyor. Zarar makinesine dönüşüyor, o yüzden kestiriyor. Bu yarın öbür gün artık kesilecek süt hayvanı kalmayıp talep arttığı sırada bu sefer besiciliğe de zarar verecek ve yine dışarıdan löp et ithalinin gündeme geleceği bir süreci de Türkiye'ye yaşatacak. Böyle de son derece önemli sıkıntılar var. Yem 80 lirayken 38 liraya hayvan kestiriliyordu. Yem oldu 160 lira, yine 39-40 lira. Orada da çok büyük şekilde besicilik açısından da çok ciddi zarar var. Süt hayvanlarını kestirmek zorunda olanlar açısından ben köylü çocuğuyum Manisa'dan. Yıllarca sütünün sağladığı hayvanı artık yaşından dolayı veya bir sebepten o evden kesime götürürlerken bütün ev ağlar. Böyle evden süt ineği kesime giderken evin kadınları ağlar, gözyaşlarını tutamazlar. Böyle hazin bir şeyden bahsediyoruz. Burdur'da takır takır süt için yetiştirilen hayvanlar et için kesilmek zorunda. Çünkü sürdürülemez hale gelmiş. Bunu son derece önemsiyoruz. Ve buradan bir çağrımız var. AFAD yetkilileri bu işe bakar. Cumhurbaşkanı yardımcısının görev alanındadır. Tarım Bakanı'na mı söylemek lazım? Hepsine birden sesleniyoruz. Burdur'un bu kuraklığı afet noktasına geldi. Burdur'un hızlı bir şekilde afet bölgesi ilan edilip özellikle hayvancılıkla geçinenlere mutlaka hayvanlarını beslemeleri, sürdürmeleri için çok önemli bir destek verilmesi lazım. Çok önemli bir destek. Biz yemin %50'sini devlet tarafından karşılanmasını teklif ediyoruz. Başka türlü bu işin içinden çıkılmaz. Yemin %50'sini devlet karşılasın, hiç olmazsa şu kuraklık geçene kadar, bu 2 sene atlatılana kadar hayvanlarımızı kasapların elinden kurtaralım, hayvanlar kesilmesin, insanlar da açlık ve yoksulluk çekmesinler.